Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızın görüşmelerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalpın. Programımızda bir hafta içinde vatanımız Şarif Türkistan ve dünya kün tertibiyle alakadar bulup ötken en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kaynağımızda kıtanlar ekranımızda bulsun. Amerika Xitayga bedel devletişke hazırlanışı lazım. Prezident Joe Biden'ın devlet bir xatarlık meselesi Jake Sullivan Xitay'nın Uyghurlarga karatkan kılmıştırı sebeplik Amerika'nın Xitay'a bedel devletişki tayyar duruşu kerektikini bildirdi. Sullivan 29 yanvar Amerika Tinişlik İnstitutu'da özgüzülgen bir faaliyeti söz kılıp Xitay'nın Şarkı Türkistan'da nemelerini kılavatkanlığı, Hong Kong'da kılavatkan işleri, Tayvan'a karatkan kopallığı ve tehdidi üçün hareket kılışka şunlıkla onu bedel devletişki tayyarlı kılışımız kerektikerlerini bildirdi. O, Amerika'nın kandak tedbir kullandığı hakkında tepsili toxtalmağan bolsa mı, ama Washington'dan bu meselelerdeki mevkasının eniq ve izkil buluşu gerektiğini etdi. Biden hükümeti klimat özgürlük qatarlıq meselelerde Xitay bilen hemkarlaşışını ümit kıldığı bildirgen bolsa mı, ama sabık prezident Donald Trump'nın Xitay'a karatkan katlıq çekleme siyasetlerini devamlaştırdığı hakkını bildirgen. Biden'ın taşkı işler ministeri Antony Blinken vazifeye tayinlenip tüncü ötküzülgen ahbarat ilan kılış yığınıda Xitay'nın Uyghurlar üstüden irqi kırgınçılık elip beri vatkallıqını kayıt tekitligen. O 27 yanvar günü muhbirlerinin Trump hükümetinin Uyghurlar üstüden çıkargan irqi kırgınçılık kararı hakkıdaki suallarına cevap verip "Menin Uyghurlarga karşı irqi kırgınçılık elip berili vatudu" degen hükümüm yanına əsildikidek, onun da özgürüş bulğunu yok degenlerini bildirgen idi. Amerika'nın sabık taşkı işler ministeri Mike Pompeo 19 yanvar bayanat ilan kılıp, Xitay'nın Uyghurlarga karşı irqi kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılıp atkallıqını çakarlıgan idi. Onundan başka Biden hükümeti yana Xitay Tayvan'a herbi tehdit selişini küçe etken mezgirde Theodore Roosevelt damlıq avya matkısını Tayvan boğazı arkalıq Canubi Deniz'e evetken ve Tayvan'ı kollap küçülük bayanat ilan kılıp, Amerika'nın Taybegi bergen vadisinin müstehkem ikerlikini bildirgen idi. Tursunay Ziyavud'un ceza lagırdaki ayarlarının sistemelik ayak astı kılındığını bildirdi. BBC haberleri doğru 2 yanvar Şarkı Türkistan'daki ceza lagırı'a alakadar zor hacimlik haber ilan kılgan bulup, kız ayarlar duç kilip atkan içinişlik paciyeler şahitlerinin yeni güvahlıkı bilen körüsüp ötülgen. Haberde bildirilişçe Şarkı Türkistan'daki ceza lagırda 9 ay kamalgan Tursunay Ziyavud'un BBC muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, Xitay'nın ceza lagırdaki kız ayarlarını sistemelik ayak astı kılıp atkallıqını, Şarkı Türkistan halkını sebepsiz lagırga solaş, türlü kıyın kıstakı eriştiki mahsusunun Şarkı Türkistan halkını yoktuş ikerlikini bildirgen. Tursunay Ziyavud'un aşkarlışça virus tarqalmağa mezgirlerde mu lagırdaki kamerga daim maske takıgan, puraç kiyim kiygen Xitaylar yerim keçidi kirip, özü halıgan ayarlarını tallap elip çıkıp getirdiken. Ular Xitaylar tarafından halıgança hatta nöbetleşip ayak astı kılındıken. Bulardan sırt kız ayarlar devamlı kıyın kıstakka xorlaşka uçuraydıken. Onun bildirişçe Xitay sakçılar kamerdeki ayarlarını katlıq gözlediğen bulup, köz aldı da ayak astı kılınıvatkan ayarlarga işağırıtkan, gazeplengen çıray ifadesi de bolğallarımı katlıq cezalındıken. Bunun neticesinde nurgulluğan ayarlar bu xorluqlarga çidimay əqlidin adışıp kalgan. Ceza lagırlardan malum sebepler bilen kutulup çıkan başka ayarlarımı kişilik hukuk teşkilatlarına, taratkularına özlerinden topluşup baskınçılık kılış, cinsi parakendicilik kılış katarlı xorluklarına, türlü kıyın kıstaklarına uçurganlıkı hakkıda, şundaklı başkalarının yukurgıdak defsendicilikke uçurganlıkını körgenlikke hakkıda güvahlıq bergen. Tursunay Ziyavud'un bildirişçe o ilgiri Kazakistan'da turgan mezgirlerde Kazakistan hükümetinin onu Xitay'a tapşırıp berişidin ensirep, özü baştin keçirgen ve şahit bolgan xorluklarını Xitay'nın Şarkı Türkistan halkıge yürgüzüp atkan bastırış, kırgın kılış cinayetlerini akbarat vasıtlarına aşkarlaştın ihtiyat kılgan. Xitay'a karşı parlament azaları Xalqara Birliği Şarkı Türkistan'daki cinsi xorluk hakkında bayanat ilan kıldı. Angliya BBC taratkusu Şarkı Türkistan'daki yığıbiliş lagırları ve türmelerdeki cinsi xorluk cinayetlerini halkarağa aşkarlıgan deken, Xitay'a karşı parlament azaları Xalqara Birliği 2 fevral bununla inkas bildirip bayanat ilan kıldı. Bayanata bu xil irqi kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayetlerini katlıq ayıpladı hem de öz hükümetlerini bu cinayetini kat'i tekşürüşke çakırdı. Bayanatı mundaq deyilgen, başkalarının ziyankeşlikke uçurmaslıqı bedelige cesurluk bilen ispat bergen şu guvahçılarga çunkur hürmetimizni bildirimiz.
hem de insan tasavvur kılgısız kabih zulümge uçuravatkallarga hissaçlıkımızı bildirimiz. Hazır kuruk yapkıldığan vaqt emez. Biz çoğum küçünü birleştirip Xitay rejimine cevapkarlıqı tartışımız ve bu kabih cinayetini tuğutuşumuz gerek. Biz Birleşken Milletler Teşkilatı ve Xalqara Kanun organlarını Xitay'daki bu irqi qırğınçılık ve insaniyetke karşı cinayetini tekşürüşke çağırırız. Şunun bilen bir vaqtta her qaysi devletler irqi qırğınçılıkının aldığını eliş ve onu cazalaş əhdi namisinde belgilenigen mecburiyetini ada kılıp bu cinsi xorluq cinayetine karşı birlikte siyasi hareket kuzguşu gerek. Amerika Taşkı İşler Ministerliği Uyghur ayarlarına kılınıvatkan vekşiyanı kılmışlarının cevapkarlığını sürüştü kılışını talep kıldı. Engiliyenin nüpuzluk akbarat organı BBC kanalı 2. fevral günü Uyghur lagir şahidi Tursunay Ziyavudun'un güvahlıqı asasında Uyghur ayarlarının lagirlarda sistemilik, baskunçılık ve cinsi zoravallıqı uçuravatkanlığı hakkında mahsus haber tarıqtıp zor gulgulu payda kıldı. Bunun bilen dünyanın her kaysi caylarda Xitay'nın cinayetlerine karşı zor narazılık kozgaldı. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bu akte mahsus bayanatı ilan kıldı. Mezkur bayanatta bu kılmışlar çokum iğir cazağı tartılışı kerek deyildi. Bayanatı yana Şarkı Türkistan'daki Uyghurlar ve başka Müslüman ayarlarının ceza lagırları sistemilik baskunçılık ve cinsi parakendicilik uçuravatkallığı hakkıdaki birinci kol paketlik haberler bizni kattık bir aram kıldı. Xitay rejimi dairleri kişini çöçtüdüğün bu ayıplaşlar hem şundakla uyardı yüz bir vatkan başka vahşilikler üstüdün halıqara küzetküçülerinin derhal müstakil tekşürüş yürgüzüşüge yol kuşu gerek diyenler tilga elendi. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bayanatı diyene tövendeki muhim noktalarını tekitledi. Taşkı İşler Ministeri Blinken enik kılıp etkandak o Uyghurlarını irqi kırgıncılık yürgüzüldü diyen hükümde çin turudu. Onun da özgürüş bolğunu yok. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da Uyghurlarga ve başka yerlik milletlerge karşı insaniyetke karşı cinayet ötküzdü ve irqi kırgınçılık kıldı. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bayanatı diyene insanın vicdanını kattık azaplaydıgan bu vahşiyanı kılmışlarının cevapkarlığı çokum sürüştü kılınışı gerek dedi. Bayanatı yana insan vicdanını kattık azaplaydıgan bu vahşiliklerine sadır kılgıçılar çokum iğir cezalandırılışı gerek. Amerika Xitay rejimi rehberlerini xalığancı kolgu elingan barlıq kişilerini derhal koyup berişke ve ceza lagırlarını bekar kılışkı çağırdı. Şunun bilen bir vaqtı yana Xitay rejimeden mecburi tuğmas kılışını toxtışını, barlıq kıyın kıstaklarına hatimi berişini, cümleden Şarkı Türkistan'daki Uyghurlarını asas kılgan yerlik millet kişilerine ziyankeşlik kılışını toxtışını talep kılıdı. Amerika Taşkı İşler Ministerliği elan kılgan bayanattan ahırda mündaq deyilgen. Biz ittifaktaşlarımız bilen birlikte bu mesele hakkında devamlı sözleyimiz. Vahşiyanı kılmışlarını kattık ayıplaşını izcil devamlaştırımız. Barlık muvafık vasitelerini kullanıp, mesuliyetini sürüştürüşünü ilgiri sürümüz ve yanımı köp ziyankeşliklerinin aldığını ilişki tırışımız. Avrupa Parlamenti azaları Avrupa Xitay Mablağ Siliş Kilişimini buzuşka hazırlandı. Avrupa Parlamenti azaları Uyghur kişilik hukuk meselesi sebeplik yakında hazırlanan Avrupa Xitay Mablağ Siliş Kilişimini buzuşka tereddüt kılgan. İrlandiya'da çıkartan müstakillik gezinin haber kılışı, köplügen parlament azaları mezkur kilişimini Xitay'da Hong Kong ve Uyghurlarga kartılgan bastırış devam kılıbatkan şaraitte aldırap tenep tüzülgen kilişim dep karaydıken. Avrupa Birliği bilen Xitay arasındaki mablağ siliş kilişimi 2020 yılı dekabrda tüzülgen bulup, bu kilişim xalqara kişilik hukuk organları cümleden Amerika ve Angliya qatarlıq ellerinin küçülük tənqidiga uçurgan idi. Yeni Avrupa torada bu vaqtı berilgen bir parça mülahizi haberde, kilişimden Xitay'daki kişilik hukuk meselesine uğrun vermegenliki, bunun Avrupa üçün bir balayı apetin diyerek bir edigallıqı körüstülgen idi. Avrupa Parlamenti Xalqara Sodi Komitetide vazife ötevatkan İrlandiya vekili Barry Andervis, Xitay bilen bolgan meselelerinin künsiri küçüğü vatkallıqını etdi. O İrlandiya müstakillik gezitige kılgan sözüde parlament içindeki bu kilişimge karşı öktikiler künsiri küçüğü vatıdı. Bu Hong Kong ve Uyghurlarının mecburi emgeki bilen münasibetlik diğerlerini bildirdi. USCC Amerika'nın Xitay'ını tehdit dep karşını devamlaştırışı gerekliğini bildirdi. Amerika Devlet Meclisi karmakadaki Amerika Xitay İktisat ve Bihaterlik Tekşürüş Komiteti 28. yanvar günü Xitay hakkında bir ispat anlaşığını ötküzdü. Yığında mezkur komitetin azaları söz kıldı ve her kaysi tetkikat merkezleri ve üniversitelerden gelgen mutakhasislerinin Xitay hakkıdaki fikirlerini anlap mülahizi kıldı. Qat kozgaydığını şu ki, yığında Xi Jinping yetekçilikideki Xitay rejiminin Amerika üçün tehdit işgellikidek ortak göz karaş algı sürüldü. Ular Xi Jinping'nin Xitay'ını xatarlık tacavuzcu küçke aylandırgalıqı, Amerika'nın bu devletini devamlı kaldı tehdit dep karışı kerekliğini tehditleşti.
Amerika Xitay İqtisad və Bexatərlik Təkşiriş Komiteti USCC-nin rəisi Karolin Bartolomov Amerika Xitay münasibətləri haqqıdakı ispat anlaş yığınının ekiliş nutqıda tövəndikilərini dedi. Bu yıl Amerika Xitay münasibətləri üçün intayın muhim bir yıl. Bu yıl Xitay Kompartiyası qurulğanlıqının 100 yıllıqı və Xitay bununqı zor əhmiyyət bəlməkdə. O, xalqarada Xitayının tiz sürət bilən yüksülüvatqanlıqını, ғaribnin çöküşinin muqararlıkini təşviq qılmaqda. Xitay Kompartiyası dünyanın hər qaysı jaylarda tarqıtıvatqan paranlar həmişə yalğancılıq üstüge qurulğan. O, haqiqatdan uzaq. Karolin Bartolomov xanım sözüdə uyğurlarga yürgüzülüvatqan irqi qırğınçılıq üstüdümə alahide toxtaldı. O, sözdü mundaq dedi. Xitay diplomatları Xitay virusu yuqumunu kontrol qilishdiki məğlubiyyətini yoşuruş üçün virusun mənbəsini Amerikaya döngüdü. Onların iqtisadının örləyətqanlığına aid statistikalar bolsa gumanlıq. Onlar Amerika Taşqı İşlər Ministerliği və başqa nurğun mütəxəssislərinin Xitay uyğurlarga irqi qırğınçılıq elib beriyatıdı degen ayıplaşdırını rədd qilish bilan birgə uyğurlarga yürgüzüvatqan məcburi əmgək xalığancı tutup duruş, qiynash və dini sorunlarını vayran qilish hərəkətləri haqqıdakı intayin toluq məlumatlarga qaramay yalğan sözləyətdi. Bu yığın Joe Biden hökuməti vəzifəyə oltırğandakən Amerika Xitay İqtisad və Bexatərlik Təkşiriş Komitetində Xitay haqqında eşilğan tunji isbat anlaş yığını. Amerika'nın Xitay siyasetini belgeleştiği muhim rol oynadığı bu komitet azalarının Xitay hakkındaki meydanı dikkat kozgıdı. İstiklal Aylık Jurnali nəşir kılınışkı başıldı. Şarkı Türkistan Akbarat ve Medya Cemiyeti İstiklal bölümü her ayda 4 xil dildi Akbarat Jurnali elan kılıp kilivatkan bulup, pekat elektronluq nusqısı tarqıtılgan idi. Şarkı Türkistan vaziyetini Türkiye'deki nüfuzluk şahıslarga akbarat hadımlarga tihamı kolay tariqi de yetküzüş üçün cemiyetimiz bu aydın başlap Şarkı Türkistan Reallıqı yani Doğu Türkistan Gerçeği namlıq Türkçe aylık akbarat jurnalimizden basma nüsxesini neşir kılışkı başıldıq. Növete mezkur jurnalimizden tüncü san basma nüsxesi bir kısım müşterilerge evetilişki başıldı. Şarkı Türkistan davasını, Şarkı Türkistan vaziyetini Türk dünyasına tihimi aktif halde tonuşturuşka hessiz koşuş üçün jurnalimizde müşteri buluşunuzu, etrafınızdakilerge tavsiye kılışınızı ümit kılımız. Şarkı Türkistan Akbarat ve Medya Cemiyeti. Finlandiya Başministeri Xitayının bastırış siyasetine köz yumuşka bolmaydıqanlıqını bildirdi. Finlandiya Başministeri Sanna Marin 3 fevral Twitter'da yazmıyorlar, Xitay'nın başka milletlerini bastırış siyasetine köz yumuşku bolmaydı o dedi. Dünyadaki nüfuzluk taratkulardan bir bolgan BBC 2 fevral Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki lagırlarga kamalgan kız ayarlarga karatkan baskunçılık, cinsi parakendikilik, depsendikilik kılmıştırı hakkıda haber ilan kılgandıyken Finlandiya Başministeri Sanna Marin Twitter hesabatı da Xalqara cemiyet Xitay'nın kişilik hukukunu depsende kılış ve milletlerini bastırış siyasetine köz yumusu bulmaydı. Soda ya ki iqtisat bu vahşilikki köz yumuşka sebep bulanmaydı. İnsani hukuk çokum iki tereplik ve köp tereplik müzakirlerinin yadrosu buluşu gerek dep yazgan. İstanbul'da 5 fevral Gulcu kırgıncılıkı akbarat ilan kılış yığını ötküzüldü. Xalqara Şarkı Türkistan Təşkilatlar Birliği 5 fevral Gulcu kırgıncılıkı münasibeti bilen bugün İstanbul'da akbarat ilan kılış yığını ötküzdü. Yığın Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlıq Cemiyeti'nin Fatih rayonuna caylaşkan merkez yığın zalde ötküzüldü. Yığınğa Türkiye'deki bir kısım təşkilat vekilleri şundakla Akit Kanali Kanal 5 ilke haber agentliği Amerika Avazi Qatarlıq taratqı organları katnaştı. Yığınğa Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlıq Cemiyeti Başkatibi Abdülahad Abdurrahman riyasetçilik kıldı. Yığın aldı bilen Gulcu kırgıncılıkı ve bütün şehitlerimizin ruhiga atap okulgan Kur'an tilaveti bilen başlandı. Arkadan Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Közdüş Cemiyeti Başkatibi Nuriddin İzbasar Xalqara Şarkı Türkistan Təşkilatlar Birliği vakaleten bayanat ilan kıldı. O sözde 5 fevral Gulcu kırgıncılıkının arka görünüşü, ceryani ve neticesi hakkında toxtulup, bu faciəlik günün Xitayının en çok kırgıncılıkının biri işkellikini, bu vaka Şarkı Türkistan halkının baş egmez ruhini ve Xitayının atılmış milletler siyasetinin pütülleri sahtipezlik işkellikini dünyayı körüstüp bergenlikini bildirdi. O söz diyene Xitayının bastırış siyaseti ve zulümünün yıkınkı mezgilde teyhamı küçüyüp, milyonluğun Şarkı Türkistan halkının ceza lagırlarına kamalgallıkını, ayarlarının ayak astı kılını vatkallıkını, balılarının mecburi yığıvelinip asimilasiya kılını vatkallıkını, halkının mecburi emgeki selini vatkallıkını bildirdi.
Türk İslam dünyasının bu meseleye sükut kılıp atkallıkını tekitleyen Nuriddin İzbasar, onlara hitap kılıp, bizden izzet hürmetimizden ayak astı kılınışı, emeliyeti sizlerinin izzet hürmetinlerinin ayak astı kılınışı emes mi? Yani kaçangıcı bunun sükut kılısılar dedi. Ancak 21. yüzyılda yapılan bu soykırım, bu bizim namuslarımızın ayaklarının altına alınması, ne İslam dünyasından ne Türk dünyasından hiçbir ses çıkmamaktadır. Adeta Çin'in bu soykırımına, yeşil ışık yakmaktadır şu an. İslam dünyası, Müslüman dünyası buna ne kadar susabilir? Ne zamana kadar sesini çıkarmaz? Bulca'da başlayan bu katliam hiçbir zaman durmadı. Hiçbir zaman durmayacak. Doğu Türkistan'da bu katliam Müslümanlardan, Türklerden, dünyadan, insanlıktan ve insan vicdanından ses çıkmadan bu katliam durmayacaktır. Ahırda o Türkiye-Xitay arasındaki cinayetçilerini kaytırıp bir iş kelişimnamesi hakkında toxtulup, Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği bunu süptü bilen, Türkiye hükümetinin bu kelişimnameni kün tertipten kaldırışını, şunun bilen birge derhal emelden kaldırışını talep kıldığını bildirdi. O yana Türkiye Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'yu çakırı kılıp, Şarkı Türkistan'daki kız ayarlarının ayak astı kılınışı meselesi boyunca Xitay elçisi bilen körüşüp, bu axtı Xitay'ın katlık ayıplışı gerektiğini bildirdi. Şundakla Milletçi Hareket Partisi'nin reisi Devlet Bahçeli'ni bu hafta hareketke ötüşke çağırdı. Ben Doğu Türkistan STK'lar Birliği adına, yurt dışında yaşayan bütün Doğu Türkistanlar adına, Türkiye'de meclise gelecek olan, gelmesi beklenen bu Türkiye-Çin suçluların iadesi anlaşmasını bir daha gündeme gelmemek üzere kesinlikle iptal edilmesini talep ediyorum. Ve aynı şekilde Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerin kuruluş misyonlarını, vizyonlarını yerine getirmelerini talep ediyorum. Türk Konseyi, milletimizin adını taşıyan Türk Konseyi, eğer gerçekten milli ise ve gerçekten bu Türk adına layık hak ediyorsa, milli sorumluluğunu, tarihi sorumluluğunu derhal yerine getirmesi lazım. Arkadan Halkara Köçmenler Hukuku Cemiyeti Başkuruş Heyeti Azası Advokat İbrahim Ergin söz kılıp, Xitay'ın diplomatiya ve iqtisadi gücünün paydalanıp öz cinayetlerini dünyadan yoşuruşku urunu atkallıqını. Xalqaralı kanun nizamlarına asasen Xitay'ın cinayetlerinin soğrukını kılışkı tırışı atkallıqını bildirdi. Bunu biraz daha siyasi, politik, ekonomik güçlerini kullanarak adeta bu suçu diğer ülkeleri da katarak organize bir suç işlemektedir. Yine baktığımız zaman Çin'in kendi bağlı olduğu uluslararası sözleşmeler, bizim de bağlı olduğumuz uluslararası sözleşmelere göre hem yaşam hakkını koruması lazım, hem işkence görmeme hakkını koruması lazım. Ama maalesef orada bir politikası var, amacı var. Oradaki insanların asimilasyonu, dönüştürülmesi, yok edilmesi için birçok suç işlemektedir, suç fiilleri mevcuttur. Maarif Cemiyeti Başkatibi Abdülahad Abdurrahman Koşum çıkılıp, Türkiye'de yaşayatkan bir kısım Uygurlarının Xitay'ın arızları sebeplik tutkun kılınış ahvalığı düşkülü vatkallıkını, gerçi kiyin kuyup birilse mi kimlikigi kod kuyuluşku okşas sebepler tüpeyliden türlü kıyıncılıklarga düşkülü vatkallıkını. Türkiye hükümetinin Xitay'ın niyetini, esli yüzünü tonugan halda bu hıl meselelerini doğru bir taraf kılışını ümit kıldıgallıkını bildirdi. Arkadan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti Reisi Munavvar Öz Uygur Hanım, Şarkı Türkistan'da izzet hürmeti depsende kılınıvatkan kız ayallar hakkında toxtulup, bir ayal bir ana bulu süptüm bilen Şarkı Türkistan'daki ayallar baştan keçirvatkan zulüm, hatta Firavin'ni mi çöçtüdü dep oylayman. Şarkı Türkistan'da rastıllı zulüm var mı dep sonra vatkallarga deydiğinim, bizden Türkiye'de muhacir bulup yaşa vatkallıkımızdan özüla Şarkı Türkistan'daki zulümden ispatı doğru dedi. Bizden şu öyle bir sorular soruluyor her zaman. Doğu Türkistan'da zulüm varmış. Doğu Türkistan'da böyle zulümler var diyor. Gerçek mi diye soruyorlar. Hatta ben konferans verirken konferans katılan bayanlardan da sürekli Doğu Türkiye'deki bayanlardan da böyle bir sorular geliyor. Ben onlara şunu diyorum kardeşim. Benim burada oturup size Doğu Türkistan zulümünü anlatmamın kendisi zaten bu zulümün olduğunun ifadesidir. Çünkü kendi memleketini bırakıp başka ülkelerde yaşar. Ben memleketimde o kadar seviyorum. Siz Ankara'dan İstanbul'a gelsiniz, taşınsınız. Memleketiniz Ankara'nı çok üzüyorsunuz. Yani Urfa'dan gelen bir kardeşimiz Urfa'nın kebabını üzdü.
gidebiliyor, uçaklı binere gidebiliyor. Hatta uçaktan servis sipariş vererek gidirebiliyorsunuz. Gene de özlüyorsunuz. Biz kendi memleketimizde, göbek kanımız dökülen kendi memleketimizde neden bırak? Neden buradayız? Yani o kadar zulümlü anlatmamız gerekmiyor. Zaten bizim burada olmamızın kendisi Doğu Türkistan'da zulüm olduğunun ifadesidir. Hani Türkiye'nin büyük haritasının 2,5 büyüğünde bir ülkemiz var bizim. Yer altı, yer üstü zenginlikler olan, sadece deniz olmayan ama yeryüzünde olması gereken güzelliklerin her şeyi olan bir memleketimiz vardı. Neden çıktık burayı, neden geldik? O yana Türk İslam dünyasına hitap kılıp, Şarkı Türkistan'da bir kıyrındışınız ayak astı kılınıvasa, siz bununla karada hiç kandak hareketke ötmeseniz, erken dünyada kılıvatkan ibadetleriniz kandak mı kubul bolsun dep tekitledi. Arkadan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Reis Vekili Mahmutcan Damollam söz kılıp, Xitayning bastırış, kırgın kılış cinayetlerinin yıllardın beri devamlaşıvatkallıkını, Şarkı Türkistan halkının mı kılcı baş ekmesinin karşılıkını devamlaştırıp gelgelikini ve bu köreşinin bundan kimi devamlaşılıkını bildirdi. Uyghur Akademisi Xitay Tatqiqati İnstitutu Başkatibi Şevket Nasır bu haqtı toxtulup, Xitayning bu cinayetlerinin yeniden yüz beriyotgan işler emestikini, növete Xitay tuluq kontrollikka astidiki taratqu küçüden paydalanıp, cinayetlerini yüşürüp gelgelikini. Şundaqlı dünyadaki cümleden Türkiye'deki her qaysi taratqularğımı zor derecede meblağ selip, təsirini küçeytivotganlıqını, Türkiye halkının bu meseleki huşyar muameli kılışını ümit kıldıqanlıqını bildirdi. Putinger Xitayning Uyghurlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini ta'kidladi. Oldingi navbatlik Amerika Davlat xavfsizlik kengashining Xitoy ishlari direktori Matt Putinger vazifasidan iste'fo bergandan keyin 3 fevral kuni Biden hukumatiga Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlari to'g'riliq o'zining taklif va tavsiyalarini o'tirg'i qo'ygan. Bugungi Wall Street televiziyasining xabarida ma'lum bo'lishicha 3 fevral kuni Florida xalqaro universitetda o'yishtirgan bir faoliyatda muxbirlarning ziyoratini qabul qilgan Matt Putinger Xitoy rejimining Uyghurlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini va buning insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini yana bir qaytim ta'kidlagan. Bugungi Wall Street televiziyasining riyosatchisi undan Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining a'zosi Yang Jiechi tunugun Tayvan, Hong Kong, Xinjiang va Tibet masalasi Xitoyning davlat manfaatiga taqishadigan yadroliq masala. Shunga Amerika ichki ishlarimizga aralashishni to'xtatishi kerak dedi. Sizningcha bu ikki davlat munosabatidagi qizil chiziqmi deb so'ragan. Matt Pottinger riyosatchining savoliga mundaq deb javob bergan. Oldingi navbatlik Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo vazifasidan texi yangi ayrildi. U bu vaqtda ko'rsatma berib, hozir Xitoy rejimi irqiy qirg'inchilik olib boryapti. Bu madaniyat qirg'inchiligi emas. Buning o'zi irqiy qirg'inchilik degan edi. Yangidan tayinlangan Amerika tashqi ishlar ministri Tony Blinken buningga qo'shilganligini, buning Biden hukumatining o'rta qarshi ekanligini ta'kidladi. Shuni bu masalada har ikki navbatlik ikki Amerika hukumatı o'rta qarashda deyishga bo'ladi. Matt Pottinger əpəndi sözünü davamlaşdırıb, Amerika bilən Xitay otursidiki soğudu münasifətidə Xitayda yüz beriyotqan insaniyyətki qarşı cinayətinin nəzərgə elinişi kərəkliyini təkidləgən. Matt Pottinger sözləyənə, Amerika Xitayda irqi qırğınçılıq yüz beriyotqanlıqıdək əməliyyətini qubul qılışı kərək. Xitay bilən ticaret qılıvatqanlarımı bu həqiqətini qubul qılışı kərək. Bizdən hükümetimiz aldınqı 4 yıldə bu cəhətdə köpləgən xizmətlərini tirişib işildik. Biz Beijing rejim bilan bo'lgan munosabatni normal elib berishga tirishdik. Ammo Beijing rejimi boshqa erkin demokratik davlatlarning qarashlarini qo'llamaslik politsiyasida bo'ldi. Siz Hong Kong vaziyatiga qarang, tahdidga uchrayotgan Tayvanga qarang, ularning Xitoyning yaqin qo'shnisi Hindistonga qilgan chegara parokandachiligiga qarang. Shunga Amerikaning savdo sohasidagilar o'zlarining xavf-xatarga yuzlanayotganligini his qilishi kerak. Agar ular Xitoy bilan savdo qilmoqchi bo'lsa, Xitoyga mablag' salmoqchi bo'lsa, oldi bilan Trump hukumatı bilan Biden hukumatining Xitoyda bo'layotgan eg'ir darajadagi insoniyat tafsandichiligi masalasi bo'yicha birlikka kelgan o'rtaq qarashini nazarga olishi kerak deganlarni bildirdi. Matt Pottinger yana Amerika Xitoy munosabatidagi ixtiloflarga sabab bo'layotgan Xitoyning Wuhan shahridan tarqalgan Xitoy virusining Amerika va dunyoga elib keltirgan apiti Amerikaning qari tizimligiga kirgizilgan Huawei qatorli Xitoy shirkatlari masalasidagi politsiyasi qatorli sazgur temalarda so'ralgan savollarga javob bergan. U Joe Biden hukumatini Xitoy bilan bo'lgan munosabatdagi ba'zi sazgur masalalarda oldingi navbatlik Amerika hukumatining qattiq politsiyasini davomlashtirishga chaqirgan. Xitoy doiralari Janvada atalmış Xinjiang yaxshi joy nomli sin yig'ini ochib, o'z qilmishlarini oqlashga urindi. Xitoy rejimi Uyghurlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sababidan xalqaro kuchlik tanqidga uchrayotgan bir mazgilda
xalqaro sakinlarda yana tashviqat orqali o'zini oqlamoqchi bo'ldi. Xinhua to'rining xabariga qaraganda Xitoyning Janubada turishliq doimiy o'miki va atalmish Uyg'ur avtonomiyalik hukumat 3 fevral kuni birlikda atalmish Xinjiang yaxshi joy temasida silliq yig'in ochib, Uyg'urlarning xushal-xuram yashayotganligini, ularning huquqlarining to'liq kafolatga ega ekanligini ilgari surgan. Bu tashviqat yig'inda atalmish Uyg'ur avtonomiyalik islom jamiyatining raisi, Urumchidagi islom institutining mudiri Abdurraqib Tumur Niyoz va Urumchidagi Baytul Ma'mur masjidi Nog'ay masjidining imomi Muhtaram Sheriflarni so'zlatgan. Xinhua to'g'rining xabarida munular deyilgan. Sin yig'inida atalmish Xinjiangning tabiiy manzarasi, taraqqiyot muvaffaqiyatlari va kishilarning baxtli turmushi aks ettirgan bir yurish qisqa filmlar qo'yilgan. Abdurraqib Tumur Niyoz va Muhtaram Sheriflar filmni birlashtirib turib, atalmish Xinjiangning dini e'tiqod erkinligini tunishtirgan. Shundaqla atalmish Xinjiangdagi kasbiy mahorat va tarbiyalash markazini bitirgan o'quvchilar o'zlarining oshqun ideyalardan qutulish va emgak mahoratini egallash jarayonlarini shundaqla o'g'inish orqali erishgan normal turmushiga oid kechirmishlarini so'zlab bergan. Ma'lum bo'lishicha, bu sin yig'inida yana atalmish Uyg'ur avtonomiyalik partiyasining doimiy hay'ati va xalq hukumatining muavin raisi Erkin Tunyozmi so'z qilib, atalmish Xinjiangda uda 4 yildan buyon zo'ravonlik, terrorlik vaqasi yuz bermaganligi kishilarning bexatarlik tuyg'usining ko'rinarlik oshqanligini bildirib, ko'ni maqomini takrorlagan. Xitoyning Janubada turishliq doimiy vakili Chen Shu bo'lsa, ba'zi davlatlar va ba'zi kuchlar atalmish Xinjiangdagi yaxshi vaziyatni ko'rishni xohlamaydi hamda pokitni qasdan burmalab Xitoyni haqoratlaydi va yolg'on so'zlaydi degan. Yuqoriqi bu tashviqat yig'inini Laos, Kuba, Shimoliy Koreya, Rossiya, Pokiston, Iran, Eritreya qatorliq diktatorlik bilan dong'i chiqqan Osiyo, Afrikadagi bir qism davlatlarning vakillari anglagan. Chat allardagi Uyg'ur kuzatuvchilar buni Xitoy rejimining xalqaro sahnalardagi eng oxirgi quruq urinishdir deb hisoblamoqda. Ular Amerika hukumatı Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb baholagan g'arib matbuotlarida bu vaqtdagi dalil paketlar orqa-orqadan pash bo'layotgan bir ahvolda Xitoy rejimining har qancha qilibmi o'zini oqlab bo'lmaydiganligini bildirishmoqda. Qadrli ko'rganlarimiz, shunday qilib bu haftalik muhim xabarlar programmamiz bu yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi dam olishlaringizning xayrli o'tishiga tilakdoshlik bildirish bilan ertaga kunlik xabarlarimizni ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Shunday qilib ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.